Evet, Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi yurt dışındaki temsilciliklerde de Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları vardı. Bazı kentlerdeki simge yapılar da Türk bayrağı renkleriyle aydınlatıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Kıymetli misafirlerimiz. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği ev sahipliğindeki resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı temsilciliklerine gönderdiği mesajı konuklar dev ekrandan izledi. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. New York'ta da sabit ve hareketli tanıtım görsellerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlandı. Cumhuriyet'in ilanının 100. yılını kutlayan ilan kamyonları Manhattan sokaklarında gün boyu tur attı. Times Meydanı'ndaki panolarda Türk bayrağı ve Atatürk'ün görselleri yer aldı. NATO'nun Kosova'daki barış gücü bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nca Sultan Murat Kışlası'nda konser düzenlendi. Askerlerin oynadığı zeybek izleyenleri duygulandırdı. Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği ve Viyana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ev sahipliğindeki 100. yıl kutlamalarında Antakya Medeniyetler Korosu konser verdi. Dubai'nin sembol binası Burj Khalifa'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk bayrağının renkleri yansıtıldı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Pakistan anıtı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla Türk bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı. Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusuna elbette kardeş ülke Azerbaycan da katıldı. Bakü'deki Türk şehitliğinde tören vardı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı törende yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki dostluk ilişkisine vurgu yaptı. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan, Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu Türkiye ile birlikte yaşıyor. Başkent Bakü'deki Türk şehitliğinde tören düzenlendi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı da törende hazır bulundu. Bağcı'nın şehitlik anıtına çelenk koyduğu törende şehitler için saygı duruşunda bulunuldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na bağlı askeri bando İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nı seslendirdi. Şehitlik anı defterini imzalayan Bağcı, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Bağcı törende yaptığı konuşmada Türkiye-Azerbaycan dostluğuna vurgu yaptı. Cumhuriyeti her alanda daha da ileri taşıyacağız dedi. Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimiz müttefiklik seviyesine erişmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevincini sevincimiz, kederini kederimiz olarak ifade ettiği ilişkilerimizi Türkiye yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda bir millet iki devlet şiarıyla daha da geliştireceğimize şüphe yoktur. Bağcı ve beraberindekiler daha sonra 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret etti. Bakü'de cumartesi akşamı da Cumhuriyet Bayramı programı düzenlendi. Haydar Aliyev Sarayı'nda yaklaşık 2000 kişinin izlediği programda halk oyunları, müzik ve dans gösterileri sahnelendi.